Merhaba sevgili arkadaşlar. 6. bölümde yine karşınızdayım. Ve nihayet 6. bölümümüzde doğumlamaya yani artikülasyona geçeceğiz. Yani her harfi tek tek irdelemeye başlayacağız. Biliyorsunuz bundan önceki bölümlerimizde ses ve solukla ilgilenmiştik. Sesin nasıl doğru tınlaması gerektiğini çalışmıştık. Ve soluğun nasıl doğru çıkmasını çalışmıştık. Şimdi sırada ne var? Artık doğumlama yani artikülasyon. Artikülasyon için hazırsanız arkadaşlar, hatırlarsanız size 8 tane ünlümüzden bahsetmiştim. Başladığımızdan bu yana hep 8 ünlüyle gelmiştik. Ve bu 8 ünlüyle hayatımızın sonuna kadar devam edeceğiz demiştim. Bunda da yanılmadığımı göreceksiniz. Şimdi bu 8 ünlümüz var ya, neydi onlar? A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Şimdi bu 8 ünlümüzle boğumlamaya yani artikülasyona başlamak istiyorum. Bu 8 ünlümüz de ince, kalın, dar ve geniş diye ayrılmıştır. Yine kitaplarımızın sanıyorum 29. sayfasına koymuşuz. 29. sayfasında bu panoyu görebilirsiniz. Bu panoda bu 8 ünlümüzün dar, geniş, yani dilin duruşuna göre, dudakların duruşuna göre ve ağzın açıklığına göre geniş ve dar şekliyle görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, demiştik ki bu 8 ünlüyle devam edeceğiz. Bu 8 ünlünün ilk sesi olan A sesini irdeleyelim. Yani A harfini irdeleyelim bugün. Ne dersiniz? Hazırsanız başlıyorum. Evet arkadaşlar, kaç tane A vardır sizce? Evet, yazımda bir tane. Tek bir A var. Ama söylemde kaç A'dır? 3. Evet, şimdi öncelikle kalın A ile başlıyoruz. Kalın A ile başlayacağız ama şu A sesinin nasıl çıktığını kendimizin bir etüt etmesini istiyorum. Kendinizce bir A der misiniz? Dediniz. Dil nerede yer aldı arkadaşlar? A derken. Ağız açık, dil sanki ortada duruyor değil mi? Evet. Dilin ağzımızın tam ortasında yer almasına dikkat ederek tekrar söyleyelim. A, A, A. Evet. Dil oldukça ortada ve hafif yukarıya doğru yükseliyor. Dudaklarımız hareketsiz kalıp çenemiz gevşek ve açık kalmalı. İşte A bu kadar basit bir şekilde çıkıyor. Ama bu kalın A. Şimdi kalın A'ya örnekler. Cam, cam, dam, kan, yan, kaba, kaya, ana, baba. Kitaplarımızın, ha bu arada şunu konuşmamız gerekiyor. Buraya kadar belki kitapsız idare etmiş olanlar için söylüyorum. Bundan sonrasında mutlaka bir kitap edinmeniz gerekecek. Yani Türkçe Konuşturma Sanatı adlı kitabımı almanız gerekecek ki alıştırmaları kitaptan takip edebilirsiniz. Bundan sonrasında mutlaka elinizde kitap olmalı, açmalısınız ve o alıştırmalara göre yolumuzu yürüyeceğiz. Şimdi kalın A'da bir alıştırmamız var. Bakın bu alıştırmayı ben sizin için okuyorum. Sonrasını siz kitaplarınızdan bakarak devam edeceksiniz. Alem ala dana aldı da, ala danalandı da biz bir ala dana alıp hala ala danalanamadık. Bunu gülerek, öfkeli, alaycı bir şekilde tekrar etmenizi istiyorum. Ve arkasında, yani bunun arkasında 30. sayfayı açarsak sevgili arkadaşlar, üç alıştırma daha var. Bu üç alıştırmayı da aynı şekilde çalışmanızı isteyeceğim. Şimdi gelelim ince A'ya. Bu çalışmaları yapacaksınız, kendi başınıza yapacaksınız. Ben inceliklerini sunuyorum size. Şimdi ince A'ya gelelim. Kalın A'ya göre ince A, dil biraz daha ileriye doğru hareket ediyor ince A'da. Onu da bakın, örneklerim şu. Alkol, lale, dikkat, seyahat, şefkat, nane, kabahat, kase, lanet, lazım. Şimdi nedir bu ince A ile kalın A arasındaki fark? İsterseniz buna bakalım. Alkol dedi ki, alkol. Lale dedi ki, lale. Dikkat dedi ki, dikkat. Kabahat, kase, kase. Lanet, lanet. Lazım, lazım. Hatta benim adım Kemal. Birçok insan benim adımı yanlış söyler. Nasıl yanlış söyler? Kemal. Aslında L'den önce gelen A inceliyor gördüğünüz gibi. Kemal, alkoldeki gibi. Aynı A. İşte ince A ile kalın A arasındaki fark bu arkadaşlar. Laleli'de lale boldur. Laleli'den lale aldık, lanet katiller peşimize düştü. Laleleri şefkatle kaselere koyduk ve dikkatle seyahate çıktık.
Alkol ve nane kokusu bize lalelerimizi hatırlattı. Kabahati katillere attık ama bize hala lale lazım. Şimdi az sonra Uzun Ağ'dan örnekler vereceğim size. Uzun Ağ'a geçiyorum. Uzun Ağ'da aynı örneklerle devam edelim. Çünkü bu örneklerin bir kısmında size Uzun Ağ'ın anahtarını verdim. Bir nevi. Bakın lale. Lale. Hem ince bir ağ, laledeki ağ, hem de uzun. Ben ne yapıyorum? Uzatıyorum ağı. Lale, nane. Hem ince, hem uzun. Kase, bakın hem ince, hem uzun. Peki, katil. Katil. Evet, bunu eğer ağı kısaltırsak ne olur? Katil. Katil başka şey, katil başka şey. Nazik, bakın nazik. Nazik değil, nazik. Tarih, tarih değil. Mavi, mavi değil, mavi, lanet, lanet değil, lazım değil, lazım veya lazım. Lazım dediğimizde durum değişiyor. Gördüğünüz üzere bu ince, kalın ve uzun ağ ne kadar önemliymiş. Yazımda tek olan bu ağ aslında üç farklı ağ. Bu Türkçe'ye özgü güzelliklerden bir tanesiydi. Zaten bunların bir kısmı Türkçe'de değil bu sözcüklerin. Ondan dolayı bunlar başımıza geliyor. Peki bu uzun A için, uzun A için bir örneğimiz var. 31. sayfada açarsanız o örneğimizi birlikte yapabiliriz. Nazik katil, tarihi mavi kasedeki nane ve bir demet lale ile alkolü karıştırarak kaba ve lanet bir şekilde madem hala ezmekte, biz de nazik katili tarihi mavi kasedeki nane ve bir demet lale ile alkolü karıştırarak kaba ve lanet bir şekilde hala ezmesini bari zevkle seyredelim. Evet, bu alıştırmayı da arkadaşlar dalga geçerek gizemli ve nefretle söyleyebilirsiniz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam edebiliriz. Ama şu bir iki ayrıntıya daha bakalım. Mesela hala, hala'nın her iki a'sı da ince. Birincisi uzun, hala. Eğer ince ve uzun yapmazsak ne olur? Hala, hala. Hala aynı şey değil mi? Hala kimdir? Babamızın kız kardeşi. Hala. Hala aynı şey. Nane değil, nane. Bu gibi farklılıkları ayırt edebildiysek bu farklılıkları hayatımızın her noktasına sürükleyebiliriz. Böylelikle Türkçemizi, sözcüklerimizi doğru kullanmaya başlayacağız. Bu ilk ders doğumlamada A ile başladık. Ve A ile başladığımız bu dersi bugün burada sonlandıracağım. Fakat E ile devam edeceğiz. Ne zaman? Bir dahaki ders. Yani 7. derste E ile buluşacağız. E. E'nin de hallerini göreceğiz. A'nın 3 halini gördük bugün. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.